Herkese merhabalar, FM Stüdyo Ozan Görkem ben. Bugün Audio Effect Rack ve MIDI Effect Rack'ten bahsedeceğiz. Çok farklı, güzel kombinler deneyeceğiz sesler üzerinde. MIDI efektleri, arpeggiator, scale gibi, onları nasıl kombinleyebiliriz? Ses efektlerinde phaser olsun, kompresör olsun, delay olsun, bunları nasıl kombinleyebiliriz aynı kanal üzerinde? Bunlardan bahsedeceğiz. Diyelim ve başlayalım. Önce audio efektlerden başlayabiliriz. Audio effect rack'ten başlayabiliriz daha doğrusu. Onu nasıl yapıyoruz? Audio effectlere geliyoruz. Buradan utilities'e geliyoruz. Ardından da audio effect rack'i bırakıyoruz. İstersek search kısmına gelip command F yapıp rack yazdığımızda en üst sırada çıkıyor zaten, bizi karşılıyor. Kendi başına hiçbir işlevi yok. İçine audio ses efektleri atmanız gerekiyor. Şimdi biz en başta bir sample bulalım. Farklı bir drum loop olabilir, bir synth shot olabilir. Bunu buraya bıraktık diyelim. Normal sinirlerimizin çalacağı yere bırakacağım. Şöyle dinleyelim en başta, biraz sesini kısalım. Şimdi biz bu snare üzerine ne yapabiliriz? Bu snare üzerine normal bir şekilde gelip reverb ve delay atabiliriz. Bu snare'i kompresleyebiliriz. Kanal üzerine yapabiliriz bunları. Ya da reverb delay'e gönderebiliriz buradaki sound efektleriyle birlikte. Hani reverb istiyorsak mesela. Böyle çalabilir. İstersek delay olabilir. Ama onun yerine biz aynı kanal üzerinde sadece bir audio effect rack'i içerisinde farklı soundlar ve farklı sesler, efektler yakalayabiliriz. Ne yapabiliriz? Şuradan çıkalım, audio effect diyelim. Mesela reverb verebiliriz. Reverb'ı buraya bıraktım. Şimdi audio effect rack'in üzerinde daha doğrusu kullanacağımız bizim 4 tane farklı ikon diyelim, ikon var. Burada makrolarınızı görebiliyorsunuz. Makrolar nedir? Makrolar herhangi bir plugin üzerinde seçtiğiniz parametreyi kontrol etmenize, modüle etmenize yardımcı oluyor. Tek tek işte plugin'i her seferinde açmak, kısmak yerine sürekli modüle ettiğiniz bir parametreniz varsa onu makroya yönlendirebiliyorsunuz. Mesela sağ klik yapalım. Map to Macro 1 dediğimizde şu an görmüş olduğunuz gibi kontrol ediyoruz burayı. Duyuyorsunuz ne işe yaradığını. Ableton 10'da 18 tane makro kullanabiliyordunuz ama artık 16 tane makro kullanabiliyorsunuz. Tek tek buradan ekleyebiliyorsunuz. İsterseniz tek makroya da düşürebiliyorsunuz. Bu şekilde. Diyelim makrolardan çıkalım çok hızlı bir şekilde ve burada chain'e gelelim. Chain şöyle işliyor. Aynı kanalı, aynı sesi bu audio effect rack içinde duplike ediyorsunuz ve farklı efektler atmaya başlıyorsunuz üzerine. Ve bunları ondan sonra kendi içlerinde mixleyebiliyorsunuz. Buna diyelim ki uzun reverb diyelim. Uzun reverb dedim. Buna belki daha böyle slapback tarzı bir delay ya da reverb verebiliriz. Slapback diyelim ve buna ne yapalım? Delay atalım bir tane. Şimdi şöyle yapacağız. Bunları sync'ten çıkaracağız. Şunları düşürelim. Şöyle biraz açalım. Şöyle biraz kısalım. En başta dinleyelim efeğin ne yaptığını. Ya biraz şu an böyle daha böyle has efekt gibi bir efekt almaya başladık. Sağa sola yayılıyor gibi. Ve diyelim ki biz feedback knob'umuzu modüle etmek istiyoruz sürekli. Ben geldim bunu aynı az önce blend'i maplediğim makro 1'e mapleyeceğim. Chain'im burada. Geldim feedback, geldim blend'e tekrar. Aynı makronun üzerine farklı efektleri modüle edebiliyorsunuz, atabiliyorsunuz daha doğrusu. Şimdi burada bakarsak, şimdi uzun reverb'im 97'ye 3'te kaldırdığımda oynuyor. Slapback delay'imde feedback'im de oynuyor. Dinleyelim. Ama burada tabii reverb açmadık. Bunu da açalım. Hop, bunu da açalım. İstersek orijinal sound'u tutabiliriz burada. Uzun reverb'ı biraz kısalım.
Slap Back Delay'i de kısalım. Burada sadece orijinal sinyali dinleyelim. FX'i sadece ortada kalsın. Gelip bunu eko da ekleyebiliriz. Aynı chain'in üzerine atabiliriz istersek. Mesela Slap Back'in üstüne atabiliriz. Ve bunu yine makro bile mapleyebiliriz. Şimdi şöyle bir soru oluşabilir kafamızda. Biz bunların hepsini makro bile mapledik. Okey. Ama aralıklarını nasıl belirleyebiliriz? Mesela ben makro 1'i kaldırdığımda buradaki drive'in çok fazla yukarı kalkmasını istemiyorum diyelim. Ne yapabiliriz? Burada normal klasörümüze geldiğimizde, browser'ımıza geldiğimizde, map dediğimizde miktarlarını görüyoruz. Yani reverb'ün mesela diyelim ki burada uzun reverb'ümüz var bizim ve uzun reverb'ümüzün biz burada az önce size'ını, blend'ini daha doğrusu maplemiştik buraya. Diyebiliriz ki sıfırdayken yani ben bunu kaldırdığımda 100'e kadar kalkıyor. Aşağı indirdim ama diyorum ki ben bunu kaldırdığımda 100'e kadar kalkmasın. Mesela buraya kadar gelsin. Zaten burada görüyorsunuz aynı şekilde işliyorlar. Pardon. Yani kalktığımda maksimum 19.81'de duracak gibi. Yani burada görüyorsunuz 19.81. Burada da 19.81. Düştüğümde 0'a geliyor ama ben diyebilirim ki çok fazla düşmesin. O yüzden biraz indirelim aşağı. Yani şöyle dolanabilir. Biraz daha belki aralığını kısabiliriz. Ardından burada drive etimizi kısabiliriz. Hani kaldırdığımızda ben bunu %100 kullandığımda, 120'ye dayandığımda buradaki ben dileğimin maksimum 53 değil de 30 yapacağım diyelim. Şimdi dinleyelim. Belki buradaki feedback'i biraz kısabiliriz. Yani bunların hepsini farklı bir sentten göndermek yerine işte reverb'e gönderdim, delay'e gönderdim, ardından farklı bir delay attım, feedback'ini modüle ettim vesaire tek tek kanal üzerinden çıkmak yerine, daha doğrusu kanalın içinden çıkmak yerine kanalın içinde yapabiliyorsunuz ve aralıklarını belirleyebiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik bence. Hani bunu sadece drumlarda değil, synth'lerde de kullanabilirsiniz. Mesela gelip bunun üzerine bunu bir synth olarak kabul edersek ya şu sinyali şu anda. Phaser atacağım dersem. Pitch modülasyon dedim. Şuraya bıraktım. Artık slapback'ten de çıktı. Yani bu chain'imiz bizim. Slapback oldu, delay oldu, phaser oldu. İsimlendirebiliyorsunuz burada. Hani slapback, phaser dersek. Anlaşılır herhalde, çok gözükmüyor ama en azından üstüne ne olduğunu biliyorsunuz üstünde. Şimdi ben bunun belki drive etini ve belki şunu en başta kısalım. Ama şunu şöyle yapalım. Belki ben phaser'ı farklı bir chain'e ekleyebilirim. Belki buradan rate makro 2'ye mapleyebiliriz. Belki bunu da 3'e mapleyebiliriz. Dediğim gibi farklı synth'lerde ve farklı sound'larda deneyebilirsiniz. Bass'larda, synth'lerde, pad'lerde. Kanaldan çıkmak yerine direkt bu rack'i kullanıp farklı modülasyonlar yakalayabilirsiniz. Ve farklı karakterler ekleyebilirsiniz sesinize. Ardından gelip burada random'a basarsak burada bize farklı varyasyonlar sunuyor. Şöyle ki. Ya bizim maplediğimiz bütün parametreleri kendi içinde randomize etmeye başlıyor. Rastgele sunmaya başlıyor bize.
Ve tabii hani tahmin edebileceğiniz üzere ne kadar çok parametre eklerseniz, ne kadar çok fazla parametreyi makrolara maplerseniz o kadar fazla random sonuçlar alabilirsiniz. O kadar fazla güzel efektler alabilirsiniz. Çünkü ne kadar fazla parametreniz olursa o kadar fazla seçeneğiniz ve o kadar fazla random seçeneğiniz demek bu. Diyelim makroları kapatalım, chain'imizi kapatalım. Ardından en azından audio effect rack üzerindeki son parametremize bakalım, ikonumuza bakalım daha doğrusu. Chain'lerimizi saklayan ve tekrardan ortaya çıkaran ikonumuz burada. İstersek görüntüden hani o ekranın şuradaki fazla kalabalık olursa buradaki ekranımız biraz daha az yer kaplaması adına istersek kapatabiliriz. Burada da show hide devices'ımız var. Yani hani hangi chain'de olursanız olun yine çok fazla ekran yerini kaplamaması için isterseniz device'ları kapatabilirsiniz. Device dediği de burada tabii ki plugin'lerimiz oluyor. Diyelim ve audio effect'i kapatalım. Ardından bir midi rack'i geçelim. Midi effect rack'i geçelim. Ne yapabiliriz onlara bakalım. Şimdi midi effect rack bırakalım kanalımızın üzerine. Şöyle bıraktım. İstersem aşağıya da çekip bırakabilirim. Midi effect'in olayı şöyle oluyor. Enstrümanlarınızdan önce geliyor. Enstrümanlardan sonra atamıyorsunuz. Hani gelip önüne bırakamıyorsunuz enstrümanı. Arkasına bırakmak zorundasınız. Ben gelip buradan bir sine wave seçeceğim. Şöyle biraz frekansını kısalım. Şimdi ne yapabiliriz? En başta chord'la başlayalım. Chord'u şurada bir defa gelelim. Chord atalım içine. Şimdi chord'u biliyoruz ne iş yaptığını, nasıl çalıştığını da biliyoruz. Geçen hafta görmüştük. Arpeggiator'a atabiliriz ardından bunun. İstersek önündeki, istersek arkasına. Yani gelip bunu belki chord trigger yapabiliriz. Hani böyle bastığınızda farklı akorlar tabii yakalayabilirsiniz. Ama bizim işimiz yine burada. İstersen ben buradan rate'e gelip bunu makro 1'e mapleyebilirim. Ardından midi efekte ne yapabilirim? Gate'i belki burada tekrar mapleyebilirim 2'ye. Ardından şöyle bir şey yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Belki bunların tonlarını biraz daha aşağı indirip kaldırabiliriz. Seslerini daha doğrusu. Bunu da 2'ye mapleyeyim. Beni yine yaptığımız şekilde buradan map'e geleceğim. Şimdi en başta çalacağım. Çalarken de buradan yüksekliklerini, ne kadar yukarı çıksın, ne kadar aşağı insini yani maksimum belki hatta şuraya kadar inebilir 16'lığa. Şöyle hatta bunu belki invert diyebiliriz. Şimdi 1.28 değil de bunu da şöyle yapsak. Şu an tam tersini yaptık. Hani ya hızlıdan başlayıp yavaşa doğru gideceğiz. Buradan sağ klik yapıp isterseniz değiştirebiliyorsunuz az önce yaptığım gibi. Yani farklı iki tane efeyi aynı anda değiştirebiliyorsunuz. Yani burada bunu da uçurmaya başlıyor. Hani bir başka bir şunu eklersek 4'e. Şuradan gelip belki map'e tekrar çıktım.
Belki buradan farklı bir efekt ekleyebiliriz MIDI efektin devamına. Belki bu pitch'i key'e map diyebiliriz ve diyebiliriz ki map ben burada x128 olmasın istemiyorum. Kalsın. Maksimumda belki bir oktav çıkabilir. Hani yarım bir oktavın biraz altı da olabilir. Escape'e bak bastım. Şuradan çıkamadım. Farklı efektler böyle sürekli yükseliyormuş tarzı şeyler de yakalayabilirsiniz. Diyelim ve bugünlük videomuzdan bu kadar diyelim. Haftaya kompozisyona bir aranjeye yavaş yavaş başlayacağız. Hani bu gördüklerimizin hepsini artık bir parça oluşturmaya dökmeye başlayacağız. Video ile ilgili ya da herhangi bir sorunuz olursa YouTube'dan ve Instagram'dan bize ulaştırabilirsiniz. Teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.